Bunlara en büyük desteği veren firmalar ne? Büyük İsrail firmaları var. Tüm dünyada şubeleri var. İsrail şubeleri. Biz Müslümanlar ne yaptık? Hassas davrandık. Hemen boykota başladık. İsrail dediğiniz yer paraya tapar. Onların taptığı bir Allah yoktur. Peygamberlerine inanmamışlardır. Ahirete hesaba inanmazlar. Soykırımcılar, Yahudiler paraya taparlar. Bunların firmalarını biz ne yaptık? Bir boykot yaptık. Firmalar paniğe kapıldı. Yüzde otuz, yüzde kırk zarar gösterdiler. Sonra ne yaptılar? Bu isimleri biz değiştirelim artık mimlendik. Müslümanlar bizim mimledi. Burger, Burger King vardı burada. Burger King. Ne yaptı ismi? Burger yaptı. İsmin değişikliğine gitti. Siz daha çok isim değiştireceksiniz kardeşler. Çok. Allah Teala size hidayet versin. Algi de vardı. Bunların dondurmalarının bir numara. Türkiye'de en çok satan dondurmaydı. Satmayınca, bizim Müslümanlar tepki verince ne oldu? Maraş dövme. Oğlum senin ne alakan var Maraş'la ya? Ya sen bir Yahudisin, senin Maraş'la ne alakan var? İsmi değiştirelim, Maraş dövme. Seni var ya bir döverim, bir döverim seni. Sahtekarlık, bütün işleri sahtekarlık. İsmi değiştireceğiz, Müslümanları kaldır, kandıracağız, paralarını alacağız, paralar yine gidecek İsrail'e, soykırıma devam etsinler. Kanmayın Müslümanlar, aldanmayın. Kurşun biriktiren kim varsa, soykırım yapmak için kurşun biriktiren ve onlara destek olan kim varsa, iflahını keseceksiniz. Hal böyleyken devam et. Starbucks vardı bak kardeşler bak. Gayfeciler, Starbucksçılar. Bizim orada bunlar vardı. Son bir senedir her zaman ne zaman geçsem orada 200-300 kişi vardı. Son bir senedir 3 kişi dört kişi daha 5 kişi gördüğüm yok. Son bir senedir Allah'a şükürler olsun Müslümanlar hassas. Hemen yanında sağında solunda Türk işi kahveciler var. Onlara gidiyorlar. Aynı kahve. Sırf bunlar desteklediği için soykırımı Bunlara gitmeyi bıraktılar. Bunlar ne yapacak şimdi? Starbucks'ın bir sonraki adımı şu. Starbucks Gayfe. İsmi değiştirmek zorunda. Çünkü mimlendi. Bu ülkede artık mimlendin. Starbucks Gayfeci. Yapmayın. Soykırıma destek olmayın. Bundan 20 sene oldu. Hitler zamanında Hitler Yahudilere soykırım yaparken tüm dünya sessiz kaldı. Sonra birleştiler. 10 milyon insan öldükten sonra. 10 milyon insan ölmüş. Sen neredesin ya? Niye o zaman birleşmedin? Şu anda Gazze'de soykırım var. Herkes sessiz. Bundan 20 yıl sonra herkes kafasını taşlara, duvarlara vuracak. Ve çocuklarımız bize soracak. Ya siz ne yaptınız baba? Anne, soykırım gözünüzün önünde. 20. yüzyılda gözünüzün önünde 2020'lerde soykırım olmuş. Siz ne yaptınız ya? Merak ediyorum. Bunu bize soracaklar kardeşler.